Şimdi babam bizler doğmadan evvel, üç kardeşiz biz. Bizler doğmadan evvel Ankara sahnelerinde farklı sanatçılara bağlama çalarak eşlik eden bir sanatçıymış. Babam zaten sahnelere aşina olduğu için, müziğin içinde olduğu için, babama annesinden geçen bir yetenekle müzisyen kulağı olduğu için bizler müziğin içine doğmuşuz. Büyük abim sürekli eline geçen tencereyi tabağa çaldığı için. Küçük abim ona keza ritim duygusu çok gelişmiş. Ben doğduktan çok kısa bir süre sonra da babamın anlattığına göre, hatta şurada küçük bir defterim var. Öyle pek herkese göstermem ama sizin bakmanıza izin vereyim diye getirdim. Babamın 15 yaşına kadar üçümüze de tuttuğu bir defterdir o. Üçümüze de 15 yaşına kadar doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız her şeyi yazdığı ve resimlendirdiği bir defterdir. 15 yaşına geldiğimizde bize teslim etti. Bundan sonra siz devam edin dedi. Ama üçümüz de bir satır bile yazıp devam ettiremedik. Babam çok arşivci birisidir. Orada yazanlarla birlikte ben yıllarca ne yaptığımı hiç unutmadım. Çünkü hep okudum. Okuduğunuz ve anlatıldığı sürece de zaten bazı şeyleri unutamazsınız. 2 yaşındaki yeteneğimin keşfi şöyle. Babamın yazdığına ve anlattıklarına göre ağladığın zaman bağlama çalardım, susardın diyor. Daha yeni konuşmaya başladın. Hemen türkülere eşlik etmeye çalıştın diyor. Aynı sesi çıkarmaya çalıştın diyor. Bundan sonra bıdıl bıdıl yürüyordun diyor. Bağlamayı alır gelirdin. Baba nana çal diye diyor. Yani 5 yaşına geldiğimde zaten babamın söylediğine göre 80 tane türküyü ezbere biliyormuşum. Ve 5,5 yaşında ben sahnedeydim. Babam bağlamasıyla, büyük abim darbukasıyla, küçük abim bazen tef bazen kaşıkla. Tabii Güney kardeşler olarak biz sahnelere çıkmaya başladık. İlk planda sanırım 6-6,5 yaşındaydım 45'lik plak yaptığımda. Okuldan eve geldiğimde ilk işim ödevlerimi yapmak olurdu. Ödevler biter ben uykuya yatardım. Yatırılırdım zorla, hiç sevmezdim uykuyu ama. Çünkü akşam sahne alacağım. Akşam düğünlere giderdik, programlarımızı yapardık. Gecenin bir yarısı gelirdik, yatardım, sabahkine okuluma giderdim. Hiçbir şekilde üç kardeşiz, üçümüzü de engellemedi sahne yaşantısı. Üçümüzü de üniversiteyi bitirdik. Zaten ben 15 yaşıma geldiğimde babam, daha biz sahnelere çıkmaya başladığımızda, 15 yaşına geldiğinde kızımız genç kız olur. Bir yan bakan olsa bizim farklı hareket etmemiz lazım. Bunu biz kaldıramayız. Genç kız olduğunda sahne işi bitecek demişti. Ve aynı dediği gibi ben 15 yaşıma geldiğimde biz sahneleri bıraktık. Tam 10 yıl çalıştık ama. Festivaller, konserler, TRT'nin tek kanalı olduğu dönemde televizyon programları. Dediğim gibi 45'lik plaklar, kasetler. Çok dolu dolu geçen bir 10 yıldı. Sanatla uğraşan ya da güzel sanatların herhangi bir dalıyla uğraşan çocukların zeka gelişimi kesinlikle çok farklı oluyor. Ben bunu çevremde de görüyorum, kendi çocuklarımda da gördüm. Ve hep de anne babalara önerdim. Çocuğunuz sanatın bir dalıyla eğer varsa yeteneği ve uğraşmak istiyorsa sakın engellemeyin diye. Nasıl ki piyano çalan çocuğun iki eline beyin lobu ikiye bölünerek ayrılıyorsa ve iki lobu da çalıştırıyorsa, sanatın her branşında, her dalında çocuğun algılamaları, sosyal yapısı, topluma bakış açısı her yönden gelişeceği için sanatın mutlaka faydası var insan gelişimine. Yani hangi branş olursa olsun. İlk tayin yerim Mersin'di. Mersin Piri Reis Ortaokulu'na tayinim çıktı. 6 ay orada öğretmenlik yaptım. Mersin'e gitmeden evvel şu anki eşim olan Kemal Taşçıoğlu'yla tanışmış, arkadaşlık yapıyorduk. Ben Mersin'e tayin oldum. Eşimle evlendim ve eş durumundan Ankara'ya Hacı Bayram Ortaokulu'na, Hasköy'de tayinim oldu. 1,5 yılda orada öğretmenlik yaptım. O dönemde TRT sınavı açmıştı. Ben tekrar sanatçı olmayı istemiyordum. Evet, çünkü çocukluk dönemini fazlasıyla sanatçı olarak geçirdiğim için yeniden sahneye çıkmam dedim. Yeniden sanatçı olmam dedim. Annem de babam da yavrum günün birinde TRT sınavı açar da TRT'nin sınavına girmezsen biz sana hakkımızı helal etmeyiz demişlerdi. O dönemde de okulla bazı sıkıntılar vardı. Eşim istifa et demişti okulla ilgili sıkıntılarımdan dolayı. Ben de 15 sene boşa mı okudum? Niye üniversiteyi bitirdim?
Ev hanımlığı çok güzel ve çok zor bir meslek. O da bir meslek çünkü. Ama ben evde oturmam. Ben çünkü 5 yaşından beri çalışan bir insanım. Yerimde duramam. Şu anda bile ben günlük evdeki yaşantımı görseniz beni otururken göremezsiniz. Eğer oturuyorsam ya elimde kitap vardır, ya elimde meşgul olduğum ya bir dantel vardır, ya bir işleme vardır, ya bir puzzle yapıyorumdur. Yani elimi böyle koyup da 5 dakika oturamam. Öyle bir yapım var. Ben evde oturacak birisi değilim. Ben günlere gidemem. Ben öyle bir şey yapamam. Ben çalışacağım dedim. Eşim de o zaman TRT sınavı açmış. İstiyorsan TRT'ye başvur. Ertuğrul abin de zaten orada çalışıyor. Abinle birlikte gider gelirsiniz. Deneyim şansımı dedim. Sonuçta memur olarak gidip geleceğim bir kurum. Tekrar eskisi gibi sahnelerde geçecek bir dönem değil diye düşünüp sınava girdim, kazandım, başladım. Hatta uzun bir süre televizyon programlarına çıkmamak için direndim. Müdürümüze rica ettim. Beni tekrar dedim o Emel Güney dönemlerine döndürmeyin. Ben Emel Taşçı olayım artık ve TRT'de memur zihniyetiyle çalışan bir sanatçı olarak kalmak istiyorum dedim. Saygı gösterdiler ama bir yandan da kızdı rahmetli Mustafa Gece Yatmaz. Yavrum sen bu kadar başarılı bir sanatçısın, niye kendini kapatıyorsun diye. Özay gönlüm nur içinde yatsın. Öğretmen derdi bana hep. Emel demezdi de. Öğretmen, Evkaf Dairesi memuru gibisin. Bir kolunda kolluğun eksik. Buraya memur olarak gelip gidecek bir sanatçı değilsin sen. Israrlar, ısrarlar. Sonra Özay abinin yaptığı bir program vardı TRT'de. İstekleriniz diye. Orada ben 6 hafta boyunca programa katıldım TRT'de. O dönem çok fazla talep geldi programlara gitmem için. Zaten yıllar da geçmeye başladı. Burada her şey rayına oturdu. Benim kafamda her şey rayına oturdu. Aşırı talep, aşırı istek, aşırı sevgi ve saygı. Hiç kaybolmayan bir saygı. Çok şükür bugüne kadar ne kişiliğimle ne sanatımla ilgili en ufak bir saygısızlık kimseden görmedim. O saygıyı, o sevgiyi de görünce insan bir yere kadar direnebiliyor. Peki dedim. Televizyon programlarına çıktım. Sahne oldu, festivaller oldu, konserler oldu. Öyle büyük bir sevgi seli var ki. Albüm yapmayayım dedim. Ona da direndim, uzun bir süre teklifleri kabul etmedim. Sonra Ankara'dan bir firma teklifte bulununca Sıla Kasetçilik, Mustafa Yaşar Urhan. Tanışınca çok sevdiğimiz bir abimiz. Bizler gibi düşünen, bir sözün senet olduğunu düşünen, bizim kafamızda birisiyle karşılaşınca ha bu kurtlar sofrasından değil, peki o zaman bir de albüm yapalım düşünerek Sel Gider Kum Kalır albümünü yaptım. Talepler daha da çoğaldı tabii. Daha fazla kitleye ulaştık. Sonra Esen Plak'la İz Kalır albümü. Yine Mustafa abinin, Mustafa Yaşar Urhan'ın prodüktörlüğünde, onun bilgileri ve katkıları ışığında. Selçuk Murat Kızılateş müzik aranjörlüğünü yaptı. İki albüm benim gerçekten iki evladım gibi oldu. Çünkü ikisine de çok emek verdik. Biz sadece ticari kaygılarla albüm yapmadık çünkü. Biz gönül işi yaptık. Ve o gönül işi de insanlara sanırım yansıdı. Bilgi dediğiniz zaman öğretmen kökenliyim. 2 yıl öğretmenlik yaptım. Çok fazla eksiğimiz var. Hem de her konuda, sadece sanat konusunda değil. Maalesef okumayı bilmeyen bir toplumuz. Maalesef araştırmayı bilmeyen bir toplumuz. Her şeyi kulaktan duyma öğrendiğimiz için çok fazla eksiği olan bir toplumuz yani. Buna yapacak bir şey yok ve bu bir gerçek maalesef. Gümbür gümbür gelen bir gençlik var. Onları ayrı tutuyorum. Özellikle Türk Müziği Konservatuarları ile birlikte gençler daha bir bilinçli müzik konusunda. Başka konulara hiç girmiyorum. Müzik konusunda. Çünkü müziği konuşuyoruz, türküleri konuşuyoruz. Gençler o konuda çok iyiler. Ama Türk halk müziği usta çırak ilişkisiyle devam eden bir müziktir. Yeteneğiniz varsa, doğuştan yetenek varsa, bu sonradan olan bir şey değil çünkü. Sonradan sanatçı olunmaz. İlla ki doğuştan o yeteneğin olması lazım. Doğuştan yeteneğiniz varsa, bunu da eğitimle pekiştirebiliyorsanız 10 numara. Yetenek yoksa eğitim de fayda etmez zaten. Ona yapacak hiçbir şey yok. Ama hem yetenek yok, hem eğitim yok,
Ama siz ortalıkta sanatçıyım diye geziyorsunuz. Bu da ayrı bir kangren işte. Geleneklerini, göreneklerini öğrenmeleri. Saygı ve sevgide asla kusur etmeden yaşamaları. Küçüğüne de büyüğüne de. Çünkü türkülerin özünde bu var. Türkü söylemek istiyorlarsa bunları tavsiye ediyorum. Genelde de tavsiye ediyorum ama türkü söylemeyi düşünen insanlar buna daha da dikkat etmeli. Türkü çok büyük bir kültürün, çok büyük bir hazinenin, deniz deryanın içine girmektir türkü söylemek. Türkü zaman zaman muhalefettir. Türkü bir başkaldırıdır. Çünkü halkın hislerinin içinde hepsi var. Türkü yeri geldiğinde çatır çatır doğruyu söylemektir. Halkın sevincini, üzüntüsünü dile getirmektir, tamam da. Üniversitede katıldığımız yine bir panelde profesör demişti ki, siz sıradan insanlar değilsiniz. Sıradan olsaydınız bizim yanımızda otururdunuz. Bu beni çok etkilemişti. Sanatçı biraz sıra dışı olmalı. Sanatçı boynunu eğen, önünü bağlayan birisi olmamalı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, herkes her meslekten her şeyi yapabilir. Ama sanatçı olamaz. Sanatçıyım diyorsanız, gözünüz kapalıyken bile ışığın alnınıza değdiğini hissedebilmelisiniz. Dediğim gibi sanatçı dik durmasını bilmeli, sadece işini yapmalı, en güzel şekilde işini yapmalı, doğruyu yapmalı, güzeli yapmalı. Çünkü bu ruhtur, duygudur türkü okumak. Zaman zaman da sanatçı şunu diyebilmeli. Asalet bir altın idi, pul oldu, türlü türlü bedenlere çul oldu. İmanın yolu keseden geçeli, kimi pula, kimi kula kul oldu. Sanatçı bunu diyebilmeli. Yani sanatçı muhalefet de edebilmeli. Sanatçı dik de durmalı çünkü sanatçı toplumun önünde gidendir. Sanatçı topluma örnek olandır. Sanatçı yanlış örnek olduğu zaman arkasından kitleleri yanlış yönlendirir. O yüzden çok büyük sorumluluğumuz var. Söylediğimiz her lafa, attığımız her adıma, giydiğimiz kıyafetten, evimizdeki yaşantımıza, her şeye dikkat etmek zorundayız. Bizi örnek alan, bizi inceleyen çok büyük bir toplum var çünkü. O topluma saygı duyuyorsak, ona göre yaşantımızı belirleyip, ona göre işimizi yapmamız ve doğru örnek olmamız lazım. Biz farklı bir kültürle, farklı bir öğretiyle büyüdük. Şurada bir şey varsa, tamam mı? Şurada bir şey varsa, şurayla da birleştirebiliyorsan, üst, baş, onlar hikaye. Her türlü üst, baş hikaye. Ama şurada yoksa, burada yoksa, öbürünü söylemeyeyim, ayıp olacak. Şimdi yoksa vereceğiniz bir şey, yürekten yüreğe, gönülden gönüle gidemiyorsanız, o zaman saçma sapan şeylerle göze hitap etmeye çalışırsınız. Ben o yüzden radyoda program yapmayı daha çok severim. İnsanlar Emel Taşçıoğlu bugün ne giymiş diye açmasın televizyonda, beni seyretmesin. Benim ne giydiğime değil, ne okuduğuma baksın. O zaman radyo programı daha kıymetli oluyor. Çünkü orada sadece gönülden gönüle gidiyorum ben. Gözlerini kapatıyor. Ben diyorum ki mesela, hadi şimdi Urfa'ya gidiyoruz diyorum. Urfa'ya gitmiş olan zaten yüreğinde hissediyor. Gitmemiş olan da nasıl bir yermiş de bu türkü çıkmış diye. Hayalini yaşayarak beni dinliyor. Ama benim ne üstüme başıma bakıyor, ne başka bir şeyle ilgisini dağıtarak o türküyü harcamıyor. Dolayısıyla bir şey varsa insanda görseli önemsemez. Ama sen yırtık pırtık dikkat çekmeye çalışıyorsan bir şeyler eksilmiş demektir. Gerek yok. Bir de saygı. Karşındakine saygıdır. Toplum o kadar dikkatli, o kadar duyarlı ki. Köydeki amcaların boynuma sarıldığını çok iyi biliyorum ben.
aferin kızım, biz senin şuranı hiç görmedik diye. Aa, ben hiç öyle düşünmedim. Hani ben halk müziği okuyorum, işte şöyle giyeyim diye düşünmedim. Ben öyle büyüdüm. Toplumun karşısına çıkarken kolsuz giysem bile ayıp olur gibi geldi bana. Ve köyde yaşayan insanların da buna bu kadar dikkat edip de bu kadar hoşuna gideceğini yemin ederim hiç hesapladım, hiç düşünmedim. Ama onlar öyle deyince de ürperdim böyle. Ay amcacığım teşekkür ederim dedim. Halk müziği okuyorsanız biraz evvel dediğim gibi biraz halkı düşünmeniz lazım. Ya da siz halk gibi yaşamalısınız. O zaman düşünmeye gerek yok. Her şey kendiliğinden olur zaten. Bir single çalışmamız oldu aslında ama piyasaya çıkarmadık. Böyle bir kaldık. Malum ülkenin durumu şuydu buydu derken bizler de bir sakin olalım, bir önümüzü görelim. Bir bakalım dedik. Çünkü insanlara ben single yaptım, ben albüm yaptım diyecek bir dönemden geçmiyoruz. Ya da biz öyle hissettik. Bilemiyorum. Diyorum ya, hep karşımdakini düşünerek hareket ederim. Zaten ben ne hissediyorsam eminim toplumda da aynı hissiyat vardır. Çünkü ben de toplumdan birisiyim, ben de halktan birisiyim. Biraz zamana yayalım diye düşündük. Albüm çalışması için de hazırlıklarımız var. Repertuar hazır aslında. Fakat çıkarmak için halkın hissini de hissedebiliyoruz biz. Gözlemliyoruz gittiğimiz konserlerde. Kendi hislerimiz de onlarla orantılı olarak birleşiyor. Zamanı geldiğinde çıkıyor diye müjdesini veririz. İşte bu ayrımın yapılabilmesi için insanların bilinçli olması lazım. İlle de beni yönlendirecek birini arıyorum demesinler. Kendi kendilerini yönlendirecek bilgiye, beceriye sahip olsunlar. Lütfen araştırsınlar. Bu benim karşıt düşüncem diye okumamazlık etmesinler. İnsan bir fikri savunması için karşıt düşünceyi anlaması lazım. Kendisi o zaman bilgilerini harmanlayacak ve doğruyu bulacak. O zaman diyecek ki sen böyle düşünüyorsun arkadaşım ama bak bunun aslı bu, bu yanlış diyebilmesi için karşıt fikri, karşıt görüşü anlaması, dinlemesi lazım. Türküler birleştiriyor zaten insanları, türkü dinlesinler. Türkülerde tarih var, türkülerde gelenek, görenek var. Sevgi var, saygı var, güzellik var. Türküler doğu, batı, sağcı, solcu, dinci, dinsiz, o, bu diye ayırmıyor. Ben biraz sonra programa gireceğim. Türkiye'nin dört bir tarafından, bütün yörelerden türküleri birbirine bağlayarak okuyacağım. Ve aynı anda Türkiye'nin her tarafındaki insanlar aynı sevgiyle dinleyecekler. Ne yapıyor türkü? Mozaik yapıyor ve birleştiriyor. Yapıştırıyor. O kadar güzel bir özelliği var ki sanatın her alanında böyle. Lütfen çocuklarınızı biraz olsun yetenek varsa o yeteneği geliştirmek üzere sanatın herhangi bir dalına yönlendirmeye çalışın. Engellemeyin. Fakat insanlar bırak sanatı, kız çocuğunu okula bile göndereyim mi, göndermeyeyim mi diye düşünen bir durumda. Yazık, yazık. Çok güzel bir ülkemiz var. Lütfen evlatlarımız ülkemize layık, ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacak şekilde yetiştirilsin, büyüsün. Ülkemi çok seviyorum. Halkımı da çok seviyorum. Türkü dinleyenleri daha çok seviyorum. Üniversitelere zaman zaman konuşmacı olarak çağrılıyorum. Gençlerin soruları oluyor. Ve ben onlara hep diyorum ki, kaç kere söyledim bunu ama size de söyleyeyim. Balınız iyi olsun, sineğiniz Bağdat'tan gelir diyorum. Siz yeter ki işinizi en güzel şekilde yapın, en doğru şekilde yapın. Kaynağını dinleyin, halk müziği ise konu. Kaynaktan dinleyin, doğru insanlardan dinleyin. Onlardan dinleyip öğrendiğiniz zaman, kendi yeteneğinizle bir şeyleri harmanladığınız zaman ama, hani birini taklit ederek değil, taklitler aslını yaşatır, hiçbir anlamı yok. Sizin kendi yeteneğiniz, kendi yetiniz, kendi hissiniz, kendi sesiniz, onu bulmanız lazım. Birisine benzeterek okuduğunuz zaman bir kalemde çiziliyorsunuz. Ama kimseye benzemiyor, ne kadar farklı bir ses. Tabii bunu yapmak için de saçma sapan bir şeyler yapmaya gerek yok. Hani ben birilerine benzemeyeyim diye. Kendiniz olun yeter. İşte o kendinizi bulmanız lazım. Ve doğru iş yaptığınız zaman
sizi mutlaka dinleyen, sizi duyan birileri olacaktır. Zaten doğru işi isterse bir avuç insan duysun ve alkışlasın. Bana o yeter, kendi adıma. Yanlış yapılan bir şeyi milyonlar alkışlasın, umurumda olmaz. Doğruyu bilen 3-5 kişiye dinlesin beni ve onlar alkışlasın, o bana yeter. Hep bu düşünceyle yaptım işimi. Ben doğru yapayım, çok fazla alkış almasam da olur. Yeter ki beni anlayan, beni bilen, bana kıymet veren kişiler olsun. Gençler de buna dikkat etsinler. Yani bu konuda fazla ahkam kesmek istemem. Estağfurullah, haddime değil. Sadece ben de bir eğitimciyim. Eksikler var. Oturulup konuşulması lazım. Biraz daha geleneksel yapıyı, o şan tekniğiyle türkü okumayı değil de, mesela ben ondan rahatsızım. Ben Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümünü bitirdim ve orada benim alto sesimin, ses rengimden dolayı hocalarım ısrarla şan hocası olarak kalmamı istediler. Yani ben böyle bir eğitim aldım 4 yıl boyunca, şan tekniği. Ama ben TRT'ye başladığım günden itibaren ciğer tekniğiyle okumaya başladım. Şan tekniği başka bir şey. Şan tekniğiyle türkü okuduğunuz zaman o türkünün ruhu kayboluyor. Yani ben öyle hissediyorum. Halk şan tekniğiyle türkü okumaz çünkü. Sen halkın türküsünü halka tekrar iletiyorsun. Yani farklı yörelerdeki insanların türkülerini birbirine dinletmeye çalışıyorsun. Bizim işimiz icracılık, sanatçılık değil aslında. Sanatçı Aşık Veysel'di. Sanatçı Muharrem Ertaş'tı. Onlar kaynaklar işte. Asıl sanatçı onlardı. Bizler aktarıcıyız, icracıyız. Bizden sonraki nesillere tekrar onların o güzel kaynaklarını iletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim bu işi halka en yakın şekilde, halkın malını halka satıyorsun sonuçta. Onlardan aldığın kaynağı. En yakın şekilde. Halka en yakın şekilde giyinerek, halka en yakın şekilde davranarak halkın türküsünü halka iletmeye çalışıyorsun. O zaman çok ciddi bir sorumluluk yükleniyorsun ve dikkat etmen gerekir. Ama hemen şunu da söyleyeyim parantez içinde. Şan tekniği yanlış demiyorum. Öğrenilmesi gereken, diyafram nefesi bilinmesi gereken, sesin nasıl kullanıldığını bilinmesi gereken o teknikler çok önemli. O eğitim olmalı. Ama o eğitimi bir türkü okuyan sanatçı sadece nerede kullanabileceğini, bir bozlak okurken dik bir sese geldiğinde şan tekniğini atarsın da ondan sonra yumuşak bir geçişle gırtlağa yüklersin. Yani bunlar önemli şeyler. Ama baştan sonra şan tekniğiyle bir türkü okuduğun zaman bana haz vermiyor, benim yüreğimi yakmıyor. Evet, olmalı, olmak zorunda. Yoksa kaynak tıkanıp kalıyor. Olmalı ama işte o besteleri yakanların dikkat etmesi gerekiyor. Ya da bizim gibi icracıların o gerçekten türküye yakın mı değil mi? Onun ayırdımını yapıp ona göre o türküye kıymet vermesi gerekiyor. Yani ben mesela Kazım Birlik bestelerini çok sevdim. Kazım Birlik'in yüreğinde bir farklılık var, beyninde bir farklılık var. Yurt dışında Köln'de yaşamasının belki etkisi var gurbetin acısıyla. Ama bir Karaca olan sözlerini alıp da yeşil başlı gövel ördek yakmış. Bence bu bir süre sonra türkü diye anılacak, anonim olacak bir eser. İşte böyle türküler yakıldığı zaman bu yakma, bu besteleme gibi gelmiyor bana. Şu an için beste türkü diyoruz ama bir süre sonra Kazım Birlik'in yanıp da yaktığını hissedeceğiz bence. Böyle bestelere çok kıymet veriyorum. Çok güzel besteler yapan sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama o ayrımın iyi yapılması lazım. Ben besteyim diye bas bas bağıran türküleri en azından beste türküler diye anons ederek, değil mi? Kategoriyi birazcık ayırmak lazım. Ama olmak zorunda. Kaynak devam etmeli, akış devam etmeli. Şimdi dediğim gibi ben 4 yıl o batı eğitimini aldım. Şöyle ki ne yazık ki benim okuduğum dönemde Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü tamamen batı eğitimi veriyordu. Türk müziği ile ilgili sadece geleneksel Türk sanat müziği diye mi bir dersimiz vardı. Geleneksel Türk müziği diye bir dersimiz vardı. Onda da öylesine geldi geçti. Hatta bizim okulumuza, o dönemde bizim bölümümüze, ben 85 mezunuyum, bağlama sokmak yasaktı. Şimdi öğretmen yetiştiriyorsun, sanatçı yetiştirmiyorsun. Benim kızım Hacettepe Konservatuvar mezunu. O 10 yıl eğitim aldı o okulda. İlkokul 5'ten sonra başladı. Onlar da tamamen batı eğitimi. Onu kızım istedi. Ben de tercihine saygı duydum.
Çok da iyi yapmış. Güzel bir eğitim aldı. Ha, annesinden zaten doğduğundan beri türkü dinliyor. Harmanlıyor. Gazi Üniversitesi'nde dediğim gibi Türk müziğinin sazı da yasaktı, sözü de yasaktı. Yoktu öyle bir eğitim ki sen öğretmen yetiştiriyorsun. Öğretmen kendi kültürünü bilerek, o eğitimi alarak yurda çıkıp öğretmenlik yapacak. Onunla bir kere dolması lazım. Siz geleneksel yapıda bir albüm ya da sahne çalışması yaptığınızda batı enstrümanını sokmazsınız. Geleneksel tarzda bir müzik yaptığınızda. Fakat piyasaya yönelik bir iş yaptığınızda kulağınız bir bas duymak istiyor. Altyapı bekliyor. Ne bileyim, klavye bana ters geliyor ama sahne onu gerektiriyor da bazen kullanıyoruz. Ama halk müziğini geleneksel anlamda çalıp okuyacaksanız kesinlikle benim öz düşüncem batı enstrümanı asla olmamalı. Çünkü bizim bağlamamız, bizim kabak kemanemiz, bizim kavalımız, bizim ritmimiz olduktan sonra zaten türkü çıktı gitti. Başka bir şeye gerek yok. Fakat sahne aldığınız yer, programa katıldığınız yer o sound'u gerektiriyorsa o zaman işin şekli değişiyor. Ha bir de batı enstrüman değil de mesela farklı enstrümanlar kullanılan yöreler var. Örneğin Elazığ türküsü okuyorsunuz. Klarneti de kullanırsınız. Kanunu da kullanırsınız. Cümbüşü de kullanırsınız. Kırşehir'de dize dayar kemanı, kemane değil. Ama kemanı öyle bir çalar ki aman Allah'ım dersiniz. Yani yöreye göre enstrüman farklılığı gösterir. Onlar otantiktir zaten. Ben Dinar'da bir düğüne gitmiştim yıllar evvel. Allah'ım bu kadar mı güzel cümbüş çalınır? Şoka girmiştim. Yani bu farklı müzik aletlerinin kullanıldığı yörelerimiz var. O yörelerin türkülerini okurken zaten onlar kullanılır. Tercihim kesinlikle gelenekselden yana. Ama geleneksel olacağım derken de bağnaz olmamak lazım. Gelenekseli çağdaşla harmanlayarak geleceği yakalamak için kullanılması gerekiyorsa kullanılacaktır.